Yatırım Kulübü ile karşınızdayız. Bugün Yatırım Kulübü'nde Ekons Danışmanlık Kurucu Ortağı Ferhat Yüksel Türk bizlerle birlikte olacak. Piyasalardaki gelişmeleri değerlendirip yorumlamak üzere. Ferhat, günaydın diyelim öncelikle sana. Günaydın, kolay gelsin. Hem Türkiye'nin kendi fiyatlamaları hem ekonomideki geri dönüş eğilimi, şirketlerin durumu seninle konuşacağımız ana tema konular. Fakat biz seninle sohbet etmeye başlamadan evvel müsaadenle gideyim Gedik Yatırım'a. Onurcan Bal bizleri bekliyor. Onurcan, özellikle dün 114.300 endeksi tutan seviye olmuştu ama bugün yurt dışındaki tablonun nispeten bozuk kalmaya devam etmesi şu an itibariyle Borsa İstanbul'da da başlangıçla birlikte bu seviyenin altına doğru inişi getirdi. 113 binlere doğru bir hareket söz konusu. Buradan sonrasında eğilimi nasıl görür, nasıl yorumlarsın? Günaydın, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Bu tarafta dün küresel piyasalarda salgına ilişkin endişeler artış kaydetti. Amerika'daki eyaletlerde bazı eyaletlerde vaka sayılarının ciddi artışların yaşanması ve her eyalet değil ama bazı eyaletlerin burada yeniden belli başlı tepkileri konuşmaya başlaması valiler neticesinde çerçevesinde piyasalar tarafını bozulmayı beraberinde getirdi. Bir süredir zaten önemli bir risk unsuru olarak bahsettiğimiz bir konuydu. Bu vaka sayılarındaki artışlar ve ikinci dalga endişeleri. Bunun şu an için piyasaları bozduğunu görüyoruz. Endeks güne yatay yakın bir açılışla başlamıştı ama açılışın ardından Avrupa borsaları yatay bir seyir vardı vadelerinde. Şu an Avrupa borsaları spot piyasalar %1 civarında ekside. Dünkü %3'lük düşüşün ardından. Amerika vadelerine baktığımız zaman dün Amerika borsası %2'nin üzerinde bir değer kaybıyla kapanmıştı. Sabah satıcılı bir seyir vardı ama şu an %1,5'lere yaklaşan satışların olduğunu görüyoruz Amerika vadelerinde. Yani hala daha küresel piyasalarda bu salgın konusundaki endişeler satış getirmeye, satış baskısı yaratmaya devam ediyor. Mayıs ayı ortasından bu yana güçlü bir alım iştahı vardı piyasalarda toparlanma beklentileriyle birlikte. Ama vaka sayılarındaki artışlar ve ikinci bir dalganın beraberinde getirebileceği yeni belli başlı tedbirler bu toparlanma beklentilerini ve alım iştahını baskılayan temel gelişme. Önümüzdeki süreçte bu konuyu, bu konudaki gelişmeleri ve risk iştahını seyrini izlemeye devam ediyor olacağız. Yurt dışı piyasalardaki seyir endeks üzerinde belirleyici olmaya devam edecek. Endeks dün evet pozitif ayrışmıştı biraz daha. Yurt dışındaki satışları düşündüğümüzde 0.77'lik kayıp daha sınırlı bir düşüştü. Bugün endeks tarafında kaybın şu an yurt dışı piyasadaki satışlara kıyasla yine nispeten sınırlı kaldığını görüyoruz. %0.60 ama aşağı yönlü olmaya devam ediyor endeks. Kısa vadede 113.000 seviyesi bizim için önemli. Bu seviye altında bir sarkma yaşanacak olursa da Mart sonundan itibaren etkili olan yükseliş trendi şu an 110.500 seviyesinden geçiyor. Bu seviye bizim için kritik olacak. Eğer herhangi bir nedenle bu yükseliş trendi altında bir kapanış yaşanacak olursa endeksteki satışların ve teknik görünüm ciddi manada bozulma kaydettiğini görebiliriz. Yani şu an için 113.000 ve devamında 110.500 seviyeleri desteğini takip ediyor olacağız. Yükseliş trendi bugünden güne yükseliyor olacak elbette. Bu seviyeler bizim için kritik. Bu seviyeler altında bir sarkma olmazsa endeks tarafındaki bu düşüşleri düzeltme hareketi olarak yorumlamak mümkün. Ama yükseliş trendi kırılacak olursa tekrardan sert satışlar görebiliriz. O konuda temkinli olmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Şu an için kritik direnç 116.000 seviyesi. Bir süre belki burada 113.000 üzerine tutunacak olursa bir konsolide bölgesi çabası olabilir. Ama yurt dışı piyasalarda bu satışların devam etmesi, önümüzdeki haftaya da taşınması endeks tarafında yükseliş trendinin altına da sarkmayı beraberinde getirebilir. Salgın konusundaki endişeleri yakından izlemekte fayda var. Bugün Merkez Bankası toplantısı da gerçekleşiyor olacak. Yurt içinde izleyeceğiz en beri akışı o. 25 bas puan faiz indirim beklentisi hakim. Bizim de kurum olarak beklentimiz bir yönde. Beklentiler paralelinde gelecek kararın piyasa üzerindeki etkisinin sınırlı olmasını, piyasanın biraz daha bu yurt dışındaki fiyatlamalar ve salgın önlük endişelerle fiyatlamasını sürdürmesini bekliyoruz. Onurcan, çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığın yorumlar için ve başlıyoruz Ferhat Yüksel Türk'le sohbetimize. Ferhat, öncelikle bütün dünyada çok ciddi bir geri dönüş hareketi söz konusu oldu. Faizler neredeyse sıfırlanma noktasına geldi. Dünyada reel faiz bulabildiğin hemen hemen hiçbir piyasa yok. Hal böyle olunca varlık fiyatlarında ciddi bir yükseliş ve aslında hemen hemen her varlık fiyatlarını sarsan haber akışında da orada devreye giren bir merkez bankası, bir mali politika, bir teşvikle bir şekilde düştüğü yerden kalkan bir piyasa. Neredeyse tırnak içinde söyleyeyim long only dediğimiz sadece alım yönünde işlem yapılan bir piyasa dinamiği var gibi görünüyor. Dünkü satışlar bunun tersine dönmesine dair herhangi bir sinyal üretir mi? Yoksa bir noktadan sonra piyasa bu iyimserliğini var olan likidite koşullarıyla sürdürür mü? Ne dersin? Tabii şimdi yayının başında senin de belirttiğin gibi aslında dünyada küresel ölçekte hakikaten reel getiri bulmak şu aşamada oldukça zor.
Yani bu böyle bir ortamda da hem Türkiye'de hem küresel tarafta tabii özellikle bireysel yatırımcı tarafında biz hisse senedi piyasası olsun, diğer riskli varlıklar olsun buraya yönelik inanılmaz bir sermaye akımı gördük. Bu sermaye akımı sonucunda da aslında ekonomik beklentiler açısından hisse senetleri anlamında olumsuz bir görüntü olmasına rağmen dipten çok hızlı ve çok sert bir yükseliş hareketi yaşadık. Baktığımızda değerleme anlamında baktığımızda Amerika'ya özellikle S&P tarafına baktığımızda neredeyse dotcom krizine yakın fiyat kazanç oranlarına yaklaşmış durumdaysa bu noktadan sonra bunun daha da ileriye gitmesi için ekstra bir kaynak gerekiyor. Bir miktar Merkez Bankası politikalarına bağımlı hale gelmiş bir finans piyasası görüyoruz şu aşamada. Merkez bankaları da çok hızlı girdiler Mart ayından bu yana. Hem Fed öncülüğünde olsun, onun yanında ECB, Bank of Japan ve diğer bütün merkez bankaları hızlıca likidite koşullarını özellikle kolaylaştırdılar. Tabii bu kolaylaştırmanın da ötesinde burada finans piyasalarına ve riskli varlıklara gelen alımla birlikte biz bu yükselişi yaşadık. Fakat bunun ötesine geçebilmemiz için yani belli seviyeleri aşıp tekrardan yeni zirvelere gidebilmek için burada ekonomik anlamda, reel ekonomide bir miktar toparlanma görmemiz lazım. Fakat bunun sinyalleri maalesef halen yok. Bazı sürpriz veriler geliyor Amerika tarafında olsun, diğer ülkelerde olsun. Kötü beklentilerden daha iyi veriler görebiliyoruz. Fakat bu verilerin ne kadar sürdürülebilir olduğu bence şu aşamada hala belirsiz. Ve verilerde çok büyük bir sapma olduğu için özellikle volatilite tarafında halen bence önümüzü göremiyoruz. Özellikle bu ikinci dalga hatta birinci dalganın halen bitmemiş olması küresel tarafta. Çünkü geçen gün mesela günlük bazda küresel tarafta en yüksek hasta sayısı artışı yaşadık. Ve Amerika'da olsun diğer Brezilya, Hindistan olsun bu ülkelerde de artış gittikçe hızlanmaya başladı. Bu noktadan sonra da aslında bizim o bildiğimiz 2019'daki hem turizmin canlı olduğu hem ticaretin canlı olduğu ekonomik koşullara geri dönmemiz büyük ihtimalle daha da uzun zaman alacak. Bu 2022 olabilir. Hatta 2023'e kadar sarkabileceğini çeşitli kuruluşlar bekliyor açıkçası. Bu anlamda da baktığımızda aslında şu andaki finans piyasasıyla reel sektör arasındaki bu ayrımın çok da sürdürülebilir olduğunu ben düşünmüyorum. Belki buralarda bir miktar konsolide olabilir. Daha volatilitenin arttığı zikzaklarla bir hareket görmek daha makul olur diye düşünüyorum. Peki burada aslında istersen önümüzdeki süreci değerlendirirken biraz daha kendi dinamiklerimiz üzerinden de yorumlamaya çalışalım. Bir taraftan dünyada beklenenden daha sert bir yavaşlama eğilimi var. IMF'nin dünkü tahminleri de bunu gösteriyor. Bize dair herhangi bir revizyon yapmadı IMF. Biz dün dünyaya ilişkin yaptığı revizyonu içeren bandımızı bir izleyelim. Sonrasında bunun Türkiye'ye potansiyel etkilerini sormaya çalışacağım sana. Uluslararası Para Fonu IMF, Nisan ayında bu yıl için %3 olarak açıkladığı küresel ekonomik küçülme tahminini %4,9'a çekti. Kuruluş bu revizyona gerekçe olarak pandeminin ekonomi etkilerinin beklenenden olumsuz olmasını gösterdi. Dünya ekonomik görünüm raporunu güncelleyen IMF, toparlanmanın tahmin edilenden daha kademeli olacağını bildirdi. Raporda, küresel ekonominin gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise 5,8'den %5,4'e indirdi. Raporda belirsizliğin normalden yüksek olduğu ve ülkelerin sağlık sistemleri için yeterli kaynağı sağlaması gerektiği vurgulandı. Diğer yandan hane halkları ve şirketlere desteğin sürdürülmesi ve ekonomiler normalleşmeye başladığında desteklerin kademeli olarak kaldırılması gerektiği belirtildi. Raporda gelişmiş ülkeler için 2020 küçülme beklentisi %6,1'den %8'e indirilirken 2021 büyüme beklentisi %4,5'dan %4,8'e çıkarıldı. IMF bu yıl için ABD ekonomisi daralma beklentisini %5,9'dan %8'e çekerken 2021 büyüme beklentisini %4,7'den %4,5'a düşürdü. Euro bölgesi için daralma beklentisi de bu yıl için %7,5'dan %10,2'ye revize edilirken 2021 büyüme beklentisi %4'den %6'ya yükseltildi. IMF yükselen piyasalar ve gelişen ekonomiler için bu yıla dair küçülme beklentisini %1'den %3'e çekti. 2021 büyüme beklentisinde %6,6'dan %5,9'a düşürdü. Rapora göre 2020'de büyümeyi sürdürmesi beklenen tek büyük ekonomi Çin oldu. Çin ekonomisinin 2020 büyüme beklentisi %1,2'den %1'e, 2021 büyüme beklentisi %9,2'den %8,2'ye indirildi. Brezilya, Hindistan, Rusya için 2020'ye dair küçülme beklentilerini yükselten IMF, Türkiye ilişkin tahminlerinde değişikliğe gitmedi. IMF, Türkiye ekonomisinin bu yıl %5 daralacağını,
2021'de %5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Şimdi Ferhat, özellikle dünyadaki ekonomik daralma tahminini IMF %5'e yaklaştırmış durumda %3'lerden. Burada Türkiye'nin en büyük pazarı olan Avrupa ekonomilerinde %10.2'lik daralma bekliyor IMF bu sene. Örneğin Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya'daki daralma beklentisi %7.8. Nasıl değerlendirirsin işin bu bacağını, özellikle Avrupa'daki gerileme ve Türk ihracatı üzerinden bize yansımasını? Tabii Türkiye açısından hakikaten zor bir dönemden geçtiğimiz bir noktada biz bu pandemi krizine yakalandık. Burada tam ihracat üzerinden bir büyüme stratejisi oluşturulmaya çalışılırken dış pazarların bu hızla daralıyor olması bizim açımızdan da bir miktar mevcuttaki oyun planımıza açıkçası zarar verici bir noktaya geldi. Bu noktadan sonra da Almanya başta olmak üzere özellikle İtalya ve İngiltere de bizim açımızdan çok önemli pazarlar. Buralarda yaşanacak daralmalar açıkçası bizim ihracat potansiyelimizi de ister istemez daraltıcı etki yaratacaktır. Bu da ilk bizim dış talebimiz açısından ve büyüme performansımız açısından tabii ki olumsuz yönde etkileyecek. Aynı zamanda tabii burada sadece ihracat olarak bakmıyor olmak lazım. Bence turizm anlamında da çok önemli bir turizm ülkesiyiz. 30 milyar doların üzerinde yıllık turizm geliri yaratan bir ülkeyiz. Bu yıl özellikle Nisan-Mayıs ayında da gördüğünüz üzere turist sayısında da inanılmaz bir daralma yaşayacağız. Tabii burada 35 milyar dolarlık gelir kaleminden önemli bir kısmını kaybediyor olmak da ister istemez büyüme üzerinde çok olumsuz etkisi olacaktır. Ben bu anlamda büyüme tarafının bu yıl hakikaten sıkıntılı geçmesini bekliyorum. Bu noktadan sonra toparlanması için de belki iç talebi şu anda en azından uygulanan politika biraz daha o. İç talebi bir şekilde canlandırmak, bu anlamda krediler üzerinden iç talebi belli bir canlılığa ulaştırmak. Fakat burada dış talep ve turizm tarafından bir destek gelmediği sürece de bence %5'lik daralmaya doğru bence de gidiyor gibi duruyoruz. Peki Ferhat, şimdi mesela biz dün itibariyle reel kesim güven endeksini, kapasite kullanım oranlarını gördük. Aynı zamanda tüketici güveninde ciddi anlamda bir artış var ve yılbaşından bu yana da yaklaşık 600 milyar TL'ye ulaşmış bir kredi genişlemesi yaşanıyor Türkiye'de. Dolayısıyla şu anda o geri dönüşü, o toparlamayı yaşama hızı bir noktadan sonra o %5'lere doğru beklediğin daralmayı acaba biraz daha makul, mutedil seviyelere çekme potansiyeli barındırır mı? Ne dersin? Yani tabii ki barındırabilir. Burada ne kadar hızlanacağıyla alakalı. Fakat halen şunu unutmamak gerekiyor. Tabii ki iç talep çok önemli. Fakat mesela 35 milyar dolar dediğimiz turizm geliri aslında milli gelirimizin neredeyse %5'i kadar bir yekün önümüze koyuyor. Burada yaşanacak önemli bir kayıp zaten bunun iç talepte ne kadar kompanse edilebileceğini bence soru işareti olacaktır. Aynı zamanda iç tarafta da hem düşen ihracat geliri hem de iç tarafta hane halkının düşen gelirleri bence buradaki harcama, tüketim harcamalarındaki artışı çok fazla kompanse edebilecek seviyede olmayacak. Bence %3 ila 5 arasındaki bir gerilemeyi de bu yıl özelinde baktığımızda çok büyük başarısızlık olarak da saymıyor olmak lazım. Çünkü küresel tarafta IMF'in de dün raporunda belirttiği gibi hakikaten çok sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu noktada tabii ki gönül ister ki sıfır ya da pozitif büyüyebilelim ve pozitif ayrışalım yurt dışına kıyasla. Fakat bence burada ne kadar minimalde bir negatiflik yaşasak bile bu anlamda bizim için kazançtır diye düşünüyorum. Bir de bu noktada attığımız adımlar tabii kredi büyümesi, senin de belirttiğin gibi yılbaşından bu yana 600 milyar TL'lik bir kredi artışı yaşandı. Büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda da bu devam edecek. Çünkü uygulanan politika biraz daha genişlemeci bir politika. Fakat bunun tabii orta uzun vadede de belli riskler ve belli kırılganlıklar ekonominin belli bölgelerinde yarattığını da unutmamak gerekiyor. Şu anda büyümeyi kontrol altında tutmak için attığımız adımların da önümüzdeki dönemde yaratacağı ekstra kırılganlıklar olabilir. Bu da büyüme üzerinde... Örneğin neler var burada ön plana çıkartabileceğin, kırılganlık olarak bundan sonrasında Türkiye'nin karşısına çıkabileceğini düşündüğün? Tabii burada hızlı kredi büyümesi sonrası genelde literatürde de önümüzdeki dönemdeki kredi riskinde büyük artışlar yaşanabiliyor. Çünkü firmalar özelinde baktığımızda ödeme kapasitelerinin üzerinde borçlanan firmalar önümüzdeki dönemde toplam kredi aldıkları kredi tarafında temerrüt riskini artırıyor. Bu da bankalar ve finansal sistem üzerinde yükleri daha da artırabilir. Burada finansal sistemde yaşanabilecek sıkıntılar tabii önümüzdeki
bir miktar feragat etmemize neden oldu. Çünkü banka özelliği olması lazım. Çünkü sermaye yeterli rasyosu anlamında. Eğer burada yaşanabilecek karşılık giderlerindeki hızlı artış özellikle 2021 ve sonrasında bankaların kredi verme kapasitesini çok olumsuz etkileyecektir. Bu da sonraki dönemdeki büyüme tarafında bizim açımızdan sıkıntılar doğurabilir. Peki istersen tam bu noktada biraz önce bahsettiğin gibi kredilerle ilgili yaşanabileceğini düşündüğün sorunları belki belli ölçüde kaleme alan ve aktaran bir Standard & Poor's raporu geldi. S&P'nin dün itibariyle bankacılık sektörüne ilişkin yaptığı uyarıları içeren raporunu bandımızda bir izleyelim. Sonrasında bir miktar daha bunun üzerine konuşmaya çalışalım. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türk bankacılık sektörünün varlık kalitesi parametrelerinde bozulma görülmesini beklediğini belirtti. Kuruluşa göre resesyon ve liradaki değer kaybı bu gelişmede etkili olacak. S&P, bankacılık sektörünün tahsili gecikmiş alacak oranının 2021'e kadar %11-12'ye yükselmesini bekliyor. Yapılandırmalarda dahil edildiğinde sorunlu krediler oranının %20'yi aşacağı tahmin ediliyor. S&P bankaların kredi portföyünün çeşitli olduğunu vurgulasa da özel sektör borçluluğunun diğer gelişmekte olan ülkelere göre yüksek olduğunun altını çizdi. S&P'ye göre kredi büyümesinin hızlanması, kamu bankalarının kredilerde daha büyük rol alması ve döviz kredilerinin oranının yüksek olması riskleri artıran faktörler arasında. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu açılış konuşmasında, bankaların eski alışkanlıklarından kurtularak milli bir şuurla hareket etmesi ve kısa vadeli karlılık hırsıyla hareket etmemesi gerektiğini söylemişti. Şimdi Standard & Poor's'un açıklaması böyle. Bu arada açıklamanın içerisinde yer alan oranlarla bizim Türkiye'deki şu an itibariyle açıklanan resmi rakamlar arasında bayağı büyük farklılıklar söz konusu. Dolayısıyla hem bunun gerekçesini sormak isterim sana hem de bu konudaki genel bakışını ve yorumunu almak isterim. Tabii orada özellikle temerrüt tarafında biliyoruz BDDK'nın yaptığı bir düzenlemeyle bankaların elini rahatlatan bir uygulama oldu. 90 günden 180 güne çıkan tahsili gecikmiş alacak sınıflandırmasına atılması yönünde kredileri. Tabii bu şu anda biz bu anlamda bankaların ve haftalık ya da aylık BDDK raporlarında mevcuttaki kredi riskini tam olarak göremiyoruz. Ve aynı zamanda hızlı kredi büyümesi dönemlerinde tabii temerrütler daha hızlı aşağı doğru geliyor. Yani temerrütlerin oluşması ilk etapta. Çünkü yeni krediye erişimle beraber mevcutteki krediler yeni alınan kredilerle hızla döndürülebiliyor. Fakat bundan sonraki dönemde aslında geleceğe yönelik bakıyor olmak lazım kredi riski tarafında. Yani beklenen batış oranları, temerrüt oranları üzerinden gidersek genelde literatüre baktığımızda hızlı kredi büyümesi sonrasında bizim şu anda yaşadığımız gibi sonraki dönemlerde mevcuttaki temerrüt riskinin hızla arttığını görüyoruz. Şu anda biz karşılık giderlerinde en azından bilançolara yansıyan karşılık giderlerinde çok büyük bir artış görmüyoruz. Büyük ihtimalle de yıl sonuna kadar, Aralık bilançosuna kadar da çok fazla görmeyeceğiz. Fakat 2021'den itibaren bu mevcuttaki özellikle bu dönemde de açılan kredilerin geri ödenme dönemleri yaklaştıkça ve bunlar ödenmeye ya da ödenmemeye başladıkça biz burada karşılık giderlerin 2021'den itibaren hızla arttığını görebiliriz. Burada tek belki sektör açısından baktığımızda nispeten olumlu olarak konuşabileceğimiz şey şu olabilir. Şu anda yükün büyük kısmı kamu bankaları üzerinde görülüyor. En azından burada kamu bankaları üzerinde hazine tarafından yeni sermayelendirme daha hızlı yapılabildiği için en azından sektörün genelinde ise bir miktar daha kabının üzerinde gibi duruyor şu aşamada bir. Bu riskin kamu tarafından karşılanması daha kolay ve en azından önümüzdeki dönemlerdeki kredi artışı için daha olumlu olabilir. Fakat eğer özel sektörde biz aktif rasyosuyla biliyorsunuz BDDK'nın biraz daha kredi büyümesine teşvik etmeye çalışıyoruz. Eğer özel sektörde bu noktada bir miktar daha hızlanır ve 2021 ve sonrasında bu bahsettiğimiz riskler oluşursa tabii o noktadan sonra çok daha farklı şeyler konuşuyor olabiliriz. Ferhat, bu noktada yine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada altını çizdiği bir nokta da vardı. Bir ortak varlık yönetim şirketi yoluyla buradaki sorunu alacakların bir bölümünün
yeni bir formülle o tarafa devredilmesi durumu. Bugün editörlerimizden Sefer Yüksel'in bloomberg.com'da yapmış olduğu bir haber de var. Şu an itibariyle yayında, ilgisini çekenler oradan da okuyabilir. Henüz net olarak bir pay ve şeklin nasıl oluşacağı konusunda bankalar uzlaşmış görünmüyor. Bu noktada bir denetim raporu, önümüzdeki döneme dair bir fizibilite raporu çıkartılması yönünde de çalışma yapılmış. Büyük 4 danışmanlık firmasından bir tanesine bu konuda yetki verilmiş durumda. Önümüzdeki süreci biraz belki o gözle de okumak lazım ama ne bekleyebiliriz ortak varlık yönetim şirketinden? Tabii aslında Türkiye'nin bence bu uzunca bir süredir eksik kalan bir yönüydü. Yani mevcuttaki sorunlu kredilerin çözümlenmesi ve hızla tasfiye edilerek hem şirketlerin hem de varlıkların likitte edilmesi yoluyla ya da bunların yönetimi yoluyla hızla sistemden çıkartılması maalesef çok kolay olmuyordu. Bu yönde de uluslararası raporlarda genelde eleştiri konusu oluyordu Türk bankacılık sistemi. Bu anlamda bence bu reform yapılabilirse ve en azından bankalar bu noktada anlaşabilirse orta uzun vadede sektör açısından da olumlu olacaktır. Çünkü hızla mevcuttaki kötü kredilere bilançodan çıkarıyor olmak bankacılık sektörünün finansal sağlamlığı açısından da önemli. Burada burayı daha kurumsal bir çerçeveye oturtup en azından bu çözümleme süreçlerini daha hızlı bir hale getirebiliyor olursak eğer bence mevcutta bankaların kredi verme iştahında da bir miktar olumlu etki yaratabilir. Bu anlamda bu yapılacak reformu ben çok önemsiyorum. Bu ne kadar hızlı yapılabilir? Hatta buna yönelik yatırımcı kitlesi de var bildiğimiz üzere. Hem küresel tarafta hem de Türkiye'de de böyle bir kitle oluşabilir. Çünkü yüksek getirili, yüksek riskli olmasına rağmen yüksek getiriler sunabilen bir yatırım alanı. Eğer biz bunu belli bir seviyeye getirip uluslararası yatırımcılara da açabilirsek buradaki işlemleri daha kolaylaştırıp bence Türk bankacılık sektörü açısından ve kredi büyümesi açısından orta uzun vadede olumlu olacaktır diye düşünüyorum. Ferhat, müsaadenle kısa bir araya gidelim. Şimdi aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ekons Danışmanlığı kurucu ortağı Ferhat Yüksel Türk'le sohbetimizi sürdürüyoruz. Ferhat, bu bölüme başlarken bugün itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alacağı karar, buna dair beklentileri soracağım sana. Ama müsaade edersen önce Bloomberg KT Araştırma Masası'nın yapmış olduğu anketin sonuçlarını bir hatırlayalım. Sonrasında üzerine yorumlayalım. Bloomberg KT Araştırma Bölümünün anketi piyasaların Merkez Bankası'ndan bu hafta faiz indirimi beklediğini ortaya koydu. Ankete katılan kurumların medyan beklentisi Haziran toplantısında politika faizinde 25 baz puan indirim yönünde oldu. Buna göre politika faizinin %8.25'ten %8 seviyesine indirileceği tahmin ediliyor. Ankete katılan 19 kurumun 4'ü politika faizinde 50 baz puan indirim beklerken 3 kurum faizlerde değişiklik beklemiyor. Öte yandan yıl sonu için yapılan ankete katılan 16 kurumun medyan tahmini ise politika faizinin yılı %7.75 seviyesinde kapatması yönünde oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son olarak Mayıs ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 50 baz puan indirerek %8.75'ten %8.25'e çekmişti. Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar bu hafta gerçekleştirilecek 25 Haziran toplantısıyla birlikte 7 para politikası kurulu toplantısı bulunuyor. Durum böyle Ferhat. 25 baz puanlık bir medyan beklenti var. Nasıl değerlendirir, nasıl yorumlarsın? Tabii ben de aslında 25 baz puan bekliyorum. Burada tabii aslında belli bir süredir enflasyon görünümünden ve patikasından farklı bir para politikası, özellikle bu pandemi sonrası hızlanan bir para politikası sürecindeyiz. Biraz daha büyümeyi destekleyen bir para politikası sürecindeyiz. Çünkü enflasyon dinamiklerine ve gelişmelerine baktığımızda aslında çok da fazla faiz indirimini destekleyen bir ortam yok. Fakat büyümedeki hızlı daralma, özellikle kapasite kullanım oranıyla beraber ve aynı zamanda küresel taraftaki para politikası duruşuna baktığımızda bir miktar daha sanki indirebilecekmiş gibi duruyor. Burada 25 baz puanlık indirim büyük ihtimalle sinyal olması açısından görebiliriz. Fakat bunun ben
büyüme üzerindeki etkisinin biraz daha sınırlı olacağını düşünüyorum. Zaten çünkü mevcuttaki ortalama fonlama faizine ya da mevduatın net getirisine baktığımızda zaten TL'nin ciddi bir negatif faiz içerisinde, en azından TL yatırmışsın, negatif reel getiri içerisinde olduğunu da görüyoruz. Bu anlamda hani çok da böyle aşırı bir şekilde piyasaya etkisinin olumlu yönde olmasını çok beklemiyorum açıkçası. Burada yıl sonuna ilişkin medyan beklentiye baktığımız zaman 7.75 gibi bir beklenti var. Fakat yıl sonunda daha aşağıda bekleyen kurumlar da var faizi. 7.25'te bekleyen bir kurum var. 7.5'ta bekleyen 3 kurum var bizim anketimize bakılacak olursa. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın aşağı yönlü faiz indirimlerinde buradan sonra durabileceği yer, yıl sonuna kadar gidebileceği mesafe ne kadardır sence en fazla? Bence bu toplantı ve sonraki toplantıda birer 25 bas puanlık indirim sonrası en azından biraz bekle göre geçecektir diye düşünüyorum. Çünkü Eylül ve sonrası dönem biraz daha en azından küresel tarafta sıkıntılı bir ortam bizi bekliyor olabilir. Çünkü o dönemde risklerin daha da arttığı bir sürece gireceğiz. İkinci dalga riski şu aşamada sanki küresel tarafta bir miktar daha artıyormuş gibi bir durum var. Aynı zamanda biliyorsun ABD'de de seçimler var. O tarafta yaşanabilecek Biden-Trump değişimi ve demokratların bütün kademelerde gücü eline alıyor olmasının da bence piyasalarda olumsuz etkileri yaşanabilecektir diye düşünüyorum Kasım sonrası süreçte. Bu anlamda sanki risklerin biraz daha o tarafta arttığı bir süreçte Merkez Bankası'nın çok da fazla faiz indirebilecek alanı olmayacaktır. Öyle baktığımızda da bu ay ve sonraki ay yapıp daha sonrasında bekle göre geçmesi sanki daha mantıklı gibi duruyor. Burada faiz indirimleriyle birlikte elbette şu an itibariyle kredi piyasasında oluşan faiz yapısı da belki dikkate değer. Biraz belki bunun üzerine de konuşup odaklanmakta fayda olabilir Ferhat. Bu tarafı nasıl görürsün? Şu anda özellikle kredi faizlerine konutta, taşıtta ekstra bir seviyeye indi kamu bankaları. Çok da yoğun ilgi var. Bunların sürdürülebilirliği, özel bankaların bu seviyelere yaklaşması mümkün müdür? Ne dersin? Tabii şu anda kamu bankaları biraz piyasayı sürüklüyor ve sanki fiyatlamaları belirliyor gibi. Senin de belirttiğin gibi çok büyük bir talep var. Özellikle konut tarafında ve işletmeler tarafında da aslında herkes erişebildiği krediye bir şekilde hızlıca erişmeye çalışıyor. Çünkü önümüzdeki dönemdeki risklerin ve belirsizliğin arttığını da düşündüğümüzde aslında herkesin bir miktar ihtiyacı olmasa bile mevcutta nakite erişim motivasyonuyla mümkün olduğu kadar talebi artırdığını görüyoruz. Burada bence hakikaten kredi tarafında aşağı yönlü, yani kredi faizlerinde bir miktar daha aşağı yönlü gelebileceğini ben çok beklemiyorum. Özellikle özel bankalar tarafında. Burada kamu bir miktar daha ekstra bir kampanya veyahut da başka araçlarla bunu bir miktar daha çekebilir. Fakat ben sanki hani özel bankalarda zaten son dönemde baktığımızda bir miktar daha iki taraf arasındaki, kamu özel arasındaki makasın açıldığını görüyoruz. Bu makas açıklığı devam edecektir diye bekliyorum açıkçası. Çünkü özel bankaların motivasyonuyla kamu bankalarının motivasyonu çok daha farklı bildiğimiz üzere. Özellikle yabancı sermayeli bankalarda bu faiz düşüşünü kolay kolay görmeyiz diye bekliyorum. Buradan dönelim istersen bir miktar da bu iç talebin ve kredi genişlemesinin yaratabileceği ekstra döviz ihtiyacı söz konusu olur mu sorusuna. Cari açığa baktığımız zaman son 4-5 aydan bu yana oradaki ivmenin kredi genişlemesini gördüğümüz daha önceki yıllarda olduğu üzere yeniden yukarı gitmeye başladığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla bunun bir risk olmasını bekliyor musun? Yıl sonunda nerelerde beklersin cari açık düzeyini? Tabii cari açık tarafında senin de belirttiğin gibi yıl başından bu yana biz kademeli olarak artış görüyoruz ki burada şu anda uygulanan politikalar da biraz daha iç talebi destekleyici politikalar olması sebebiyle dış talebin de hali ortada olduğu için, yani hakikaten ne Avrupa tarafında ne de diğer ülkeler tarafında istediğimiz o canlılığı göremediğimiz için burada cari açık ister istemez yukarı yönlü yıl sonuna kadar devam edecektir diye düşünüyorum. Burada aynı zamanda tabii turizmin de buradan gelmiyor olması orada cari açık tarafında bizim elimizi bir miktar daha zorlaştıran bir süreç. Burada büyük ihtimalle
20 milyar dolara yaklaşan bir cari açıkla belki kapatabilir eğer iç talep daha da canlanırsa bu kredi politikasıyla beraber. Eğer bir miktar özellikle senenin son çeyreğinde bir miktar daha sakinleyebilirsek iç talep tarafında bunun altında da bitirebiliriz. Fakat şu anda riskler cari açık tarafında maalesef yukarı yönlü gibi duruyor. Son olarak Ferhat, bu dönemde kur seviyesini genel anlamda dolara eğilimi ve bizdeki dolarizasyonu da bir dakika içinde yorumlamanı rica ederim. Şu an itibariyle kurun bulunduğu seviye ve alım konusundaki bireysel iştahı nasıl yorumluyorsun? Ve aslında kurdaki her sert harekette özellikle aşağı yönlü bireysel tarafta bir alım geldiğini görüyoruz. Özellikle kredi büyümesinin de etkisiyle insanların ve mevcuttaki negatif reel getirili TL mevduat faizi nedeniyle de kurda her düşüş hareketini bir alım fırsatı olarak karşılıyor. Bu anlamda da önümüzdeki dönemde ben aşağı yönlü hareketlerin daha sınırlı ama ılımlı bir şekilde yukarı yönlü gideceğini bekliyorum. Ferhat Yükseltürk, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu detaylar ve yorumlar için. Şimdi gidiyoruz Dubai'ye. Ersoy Erkazancı bizleri bekliyor orada. Ersoy, bugün Çin ve Hong Kong kapalı ama geri kalan piyasalar satıcılığı seyretmeye devam ediyor. Ticaret savaşları artı yine virüste ikinci dalga korkuları buralarda belirleyici kalmayı sürdürüyor. Evet Açıl, Amerika'nın sert düşmesi Asya tarafına da etkili oldu. Ama yükselirken Amerika kadar yükselmiyor, düşerken de Amerika kadar düşmedi. Ama yine de bugün kıpkırmızı ekranlar vardı Asya tarafında. Japonya -1.22 ile kapattı. Güney Kore -2, Avustralya -2. Tüm dediğim gibi Asya borsalarında eksiler vardı. Bir sebebi senin de söylediğin gibi virüs vaka sayılarında özellikle Amerika'da ve Avustralya'daki artış. Diğer taraftan Amerika-Çin arasında olan ticaret savaşının bu sefer Amerika-Avrupa Birliği arasında başlıyor gibi olması, 3.1 milyar dolarlık yeni tarifeden bahsediliyor. IMF'nin büyüme rakamlarına yani daralma rakamlarına daha da revize etmesi aşağı yönlü. Özellikle Hindistan dikkatimi çekti. -4.5'a çekmiş en büyük revizyonu orada gördüm. Çin +1 olacak neredeyse tek artı. O gözüküyor. Bütün bunlar üst üste gelince Amerika'nın da eksileri üst üste gelince Asya'da bugün eksiler vardı açıl. Bir de bir haber daha dikkatimi çekti. Pentagon 20 Çinli şirketi orduyla bağlantılı diye bir liste yapmış. Huawei de bu listede var. Tabii petrol fiyatlarına da yansıdı. 40 doların da altına geldi Brent. WTI'de 37,5 seviyesinde emtia tarafında da bu düşüşlerin etkisini gördük. Mısır Merkez Bankası kararı var bugün. O dikkatimi çekti. Bir de Suudi Arabistan'ın da IMF revizyonuna göre -6.8 bu seneki daralması olacak. Evet, son haberler böyle. Pek iyi bir piyasa yok bugün. Açıl. Ersoy, teşekkür ediyoruz sana da. Notlarınla birlikte yatırım kulübünü noktalıyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Fokus'u izleyebilirsiniz.